Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıç ekranlarından ve Çocukça programından güzel bir hafta sonunda sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta Afyonkarahisar'ın Didar ilçesinde 125. yıl anaokulu öğrencileriyle size keyifli bir program hazırladık. Değerli izleyicilerimiz, anaokulu öğretmenimizin yanındayız. Hocam, ilk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Hatice Çakır, 125. yıl anaokulunda 3. yılım. Meslekte kaçıncı yılınız hocam? 4. yılım. Dinarlıyız ve Dinar'da öğretmenlik yapıyoruz. Evet. Muhteşem olsa gerek. Evet, çok güzel. Evli miyiz? Evliyim, yeni evliyim. Maşallah diyelim. Peki hocam, bugün biz neler işleyeceğiz? Sanat etkinliğinde ilk olarak neler yapacağız? Sanat etkinliği ilk olarak boyama yapacağız çocuklarla birlikte. Burada çocuklar ikiye ayrılmış galiba. Küçük grup, bir de büyük grup olarak. Küçük grupla ne resmi yapacağız? Boyama resmi yapacağız. Aslanla, hayvanları koruma günü haftası olduğu için aslan etkinliğimizi seçtik. Boyama yapacağız. Büyük grupla? Büyük grupla da kesme yapıştırma artık materyallerle karışık ayı etkinliği yapacağız. Bu şekilde diyorsunuz. Çocuklara hayvanları korumayla ilgili bilgileri aşılamış olacağız. Arada da zannediyorum ki zaman zaman konuşmalar yapıyorsunuz. Evet evet, sohbet ediyoruz karşılıklı. Hayvanla besliyor musunuz yoksa artık yaza doğru falan besleyeceksiniz? Bazı anaokullarında biz görüyoruz, akvaryumlar oluyor, kuşlar falan oluyor. Hayvan besleyemiyoruz biz burada. İmkanımız yok. O yüzden dolayı. O yüzden. Zaten burası ilçe olduğu için iç içelerdir diye de düşünüyorum. Yanılıyor muyum acaba? Zaten ha. Hemen hemen herkesin de evinde var dinarlılar. Kesinlikle haklısınız. İzleyicilerimizi çok fazla bekletmiyoruz ve sanat etkinliğine geçiyoruz. Günaydın çocuklar. Günaydın. Bugün sanat etkinliğinde boyama yapacağız. Burada resimde ne görüyoruz? Aslan. Aslan. Aslan nerede yaşar çocuklar? Ormanda. Ormanda. Aslan nasıl ses çıkarıyor? Bir gösterin bakayım bir. Evet. Aslanlar çocuklar. Çocuklar, aslanlar vahşi midir? Evet. Onları biz besleyebilir miyiz aslanları? Hayır. Besleyemeyiz. Aslanlar ne yer? Et yer. Evet. Şimdi bu aslanımızı güzelce çizginin dışına kaçırmadan boyayalım, tamam mı? Tamam. Bakalım. En güzel. Ben kırmızı boyayacağım. Kim boyayacak? Hadi bakalım. Bir aslan miyav dedi. Minik
fare kükredi. Fareden korktu kedi. Kedi pırr uçuverdi. Bir aslan mihav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktu kedi. Kedi pırr uçuverdi. Yalan mı, tuhaf mı, yoksa inanmadın mı? Yalan mı, tuhaf mı, yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktu kedi, kedi pırr uçuverdi. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktu kedi, kedi pırr uçuverdi. Yalan mı, tuhaf mı, yoksa inanmadın mı? Yalan mı, tuhaf mı, yoksa inanmadın mı? Fare kükredi, fareden korktu kedi, kedi pırr uçuverdi. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktu kedi, kedi pırr uçuverdi. Yoksa inanmadın mı? Yalan mı, tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktu kedi, kedi pırr uçuverdi. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktu kedi, kedi pırr uçuverdi. Değerli izleyicilerimiz, sanat etkinliğinden sonraki sırayı zannediyorum ki Türkçe dil etkinliği alıyor. Evet. Türkçe dil etkinliğinde o kadar çok öğreniyorlar ki şarkılar, parmak oyunları. Hani şarkılar çocukların dil gelişimi ama parmak oyunu daha faydalı zannediyorum ki. Aileler de evde sabah okulda öğrendiği parmak oyunlarını tekrarlatırlarsa öğrenme daha mı kolay olur öğretmenim? Tabii ki de kendi başımıza burada yeterli olamıyoruz. Eve... Aile katılım çalışmaları da yapıyoruz. Velilerimizi de çağırıyoruz burada. Birlikte etkinliklerimizi yapıyoruz. Eve gönderiyoruz. Buraya gelince daha bir çocuk da hani tekrarlayınca daha kalıcı oluyor. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi de sırayı Türkçe dil etkinliğimiz alıyor. Türkçe dil etkinliğinde parmak oyunları ve parmak oyunlarından sonra hikayemiz, güzel bir hikaye dinleyeceğiz öğretmenimizden. Şimdi sanat etkinliğinden sonra Türkçe dil etkinliğine geçiyoruz. Leylek adlı tekerlememizi söylüyoruz. Leylek, leylek havada, yumurtası havada, çağır gelsin, ot yesin, ot yerse et yesin. Şimdi çocuklar, yıldızlar parmak oyununu oynayalım mı? Yıldızlar parmak oyununu, güneş gözü. Güneş gözümüzü yakar, bulutlar birbirine çarpar, bulutlar birbirine çarpar. Şimşek çaktı mı korkarız, şimşek çaktı mı korkarız. Saklanacak yer ararız, saklanacak yer ararız. Şimdi sizin en sevdiğiniz iki uzun kulağım adlı şarkımıza geçelim, söyleyelim çocuklar. İki uzun kulağım her kızın zırhı duyar. İki uzun kulağım her kızın zırhı duyar.
Balık sevenler, şimdi sırada balık şarkımızı söyleyelim mi? Kırmızı balık gördüm, balıkçasam geliyor, oltasının adı yok. Kırmızı balık elle, sakın yeme yeme. Balıkçı seni bulacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç, kaç, kırmızı balık kaç, kaç. Şimdi tombik parmak oyunumuzu söylüyoruz. Ellerim tombik tombik, kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görünmez. Saçlarım bakım ister, hele dişler hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Bize pis derler, pis derler. Bize pis derler, pis derler. Şimdi bu güzel şarkımız annelerimize gelsin çocuklar. Daha dün annemiz şarkımızı söyleyelim. Daha şimdi parmak oyunumuzu oynuyoruz. Ceviz Adam adlı parmak oyunumuzu. Başlayalım çocuklar. Ceviz Adam şişer şok. Bana uzun mürürü. Kaşları keman gıy gıy gıy. Saçları rüzgar hu hu hu. Karnı davul güm güm güm. Bize, bize de güler. Bu hafta Hayvanlar Günü haftası olduğu için Küçük Kurbağa adlı şarkımızı söyleyelim çocuklar. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kulağın yok, kulağın yok, yüzlerin nerede? Gözlerin yok, yüzlerin yok. Kurbağa, 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 kurbağa. Yağmur Yağıyor adlı şarkımızı söylüyoruz. Yağmur yağıyor. Sümüklü Böcek adlı parmak oyunumuzu çocuklar birlikte yapıyoruz. Ben bir sümüklü böcek suya düşecek. Annesi ona çok kızacak. Annesi ablası manken, oh oh, abisi boksör, güm güm güm, kardeşi yaramaz. Bir gün bir gün bir çocuk adlı tekerlememizi söylüyoruz çocuklar. Bir gün bir gün bir çocuk eve gelmiş, kimse yok, açmış bakmış dolabın şeker. Kıvrım kıvrım kıvranmış.
yaptım ben utanmış. Neden eşekçiyim, kulaklarım geç, kuyruğun uzun, çıkık omuzun, üstüne son olarak çocuklar şakla tatlı parmak oyunumuzu oynayıp hikayemize geçiyoruz. Şaplat, 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 şıklat, şıklat, şıklat. Döndür, 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 salla, 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 salla. Arkana yaslan, öğrenin çocuk o. Çocuklar, hikayemizin ismi Uykuçu Pisi Pisi. Benekli çiftlikte yaşayan sevimli bir inekti. Çiftlikte kendisi gibi evcil olan birçok hayvan vardı. Hepsi de birbirlerini çok sever, çok iyi anlaşırlardı. Benekli bir sabah çiftlikte dolaşmaya çıktı. Yolda at ve yavrusu taya rastladı. At ile tay sabah gezmesini bitirmiş ahıra dönüyorlardı. Yürüyüşüne devam eden Benekli kümesin önüne geldi. Tavuk, kaz ve civcivleri gördü. Onlarla bir süre sohbet etti. Çiftliğin en şirin hayvanı kedi Pisi Pisi'ydi. Pisi Pisi uykuyu çok sever, fırsat buldukça uyurdu. Benekli onu da çimenlerin üstünde mışıl mışıl uyurken gördü. Benekli bir gün kümesten gelen seslerle uyandı. Dışarı çıkıp neler olduğunu anlamaya çalıştı. Çiftlikteki bütün hayvanlar kümese doğru koşuyorlardı. Benekli şaşkınlık içinde çiftliğin kuzusu Kıvırcık'a seslendi. "Hey Kıvırcık, neler oluyor?" Kıvırcık koşmaya devam ederken cevap verdi ona. "Yumurtalar çatlamak üzere. Anne kaz sonunda yavrularına kavuşuyor." Bunun üzerine Benekli de kümese doğru koşmaya başladı. Anne kaz bir aydır kuluçkaya yatmıştı. Nihayet beklenen gün gelmiş, sarı tüylü dört yavru yumurtadan çıkmıştı. Anne kaz şirin mi şirin yavrularına sevgiyle sarıldı. Bütün hayvanlar kaz yavrularını çok sevdiler. Sık sık kümese giderek onları ziyaret ettiler. Kaz yavruları yumurtadan çıktığında yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanıyordu. Pisi Pisi'nin o gün canı çok sıkılmıştı. Arkadaşı Karabaş'ın kulübesine giderek ona seslendi. "Hey Karabaş, benimle oyun oynar mısın?" Karabaş, "Seninle oynamayı çok isterdim sevgili Pisi Pisi. Ama bugün anne kaz yavrularına yüzmeyi öğretecek. Onların yanında olmalıyım." diyerek kulübesinden ayrıldı. Karabaş'ın sözlerine üzülen Pisi Pisi, elinde havuçlarıyla karşısında gelmekte olan tavşan Pompon'u görünce çok sevindi. Ona, "Birlikte oyun oynayalım mı Pompon?" diye sordu. Pompon da, "Seninle oynamayı çok isterdim ama bugün kaz yavruları yüzmeyi öğrenecek. Onların yanında olmalıyım." diyerek oradan ayrıldı. Pisi Pisi çiftliğin kuzusu Kıvırcık'ın yanına gitmeye karar verdi. Tam o sırada Kıvırcık da karşıdan göründü ama çok telaşlıydı. Kıvırcığı gören Pisi Pisi sevinçle haykırdı. "Kıvırcık, benimle oyun oynar mısın? Bugün oyun olmaz. Kaz yavruları yüzmeyi öğrenecek bugün. Onların yanında olmalıyım." diye karşılık veren Kıvırcık da hızla oradan uzaklaştı. Kıvırcık hızla uzaklaşınca Pisi Pisi çok üzüldü. "Arkadaşlarım artık beni sevmiyor. Kimse benimle oyun oynamıyor." diye düşünerek eve geri döndü. Bu sırada anne kaz yavrularını kümesten çıkarıp dere kenarına götürmüştü. Onlara nasıl yüzeceklerini anlattı. Kaz yavruları annelerinin peşinden dereye girdiler. Yavaş yavaş yüzmeye başladılar. Çiftlikteki tüm hayvanlar onları alkışladılar.
Pisi pisinin uzun süredir yanlarında olmadığını fark eden Karabaş, "Arkadaşlar, pisi pisi nerede? Neden yanımızda değil?" diye sordu. Kıvırcık onu en son çiftliğin çıkış kapısına doğru giderken gördüğünü söyledi. Pisi pisinin yolunu kaybettiğini düşünerek telaşlandılar. Benekli onları yatıştırmaya çalıştı. Pisi pisi henüz çok küçük, çiftlikten tek başına çıkmaması gerektiğini çok iyi bilir dedi. "Peki o zaman pisi pisi nerede?" diye sordu Pompon. "Pisi pisi, pisi pisi" diyerek kediyi aramaya başladılar. Benekli birden durdu. Aklına bir şey gelmişti. Heyecanla arkadaşlarına seslendi. "Arkadaşlar, ben pisi pisinin nerede olduğunu biliyorum galiba." "Bize de söyle, pisi pisi nerede?" diye sordu Karabaş. Benekli, "Arkadaşlar, pisi pisi bu sıcak havada en çok neyi yapmayı sever?" diye yeniden sordu. Tümü birden "uykuyu" diye bağırıp çiftlikte evine doğru koşmaya başladılar. Evet, evet, işte pisi pisi oradaydı. Evin kapısının önünde durmuş, onlara bakıyordu. Uykudan yeni uyandığı her halinden belliydi. "Seni çok merak ettik pisi pisi," dedi Benekli. "O yüzden seni aramaya çıktık." Pisi pisi hem şaşırmış hem de sevinmişti. "Beni çok mu merak ettiniz?" dedi Kıvırcık. "Tabii merak ettik. Sen bizim arkadaşımızsın. Hepimiz seni çok seviyoruz," dedi. Pisi pisi bu sözlerden çok mutlu olmuştu. "Ben de sizi çok seviyorum," diye karşılık verdi. Sonra hep birlikte dere kenarına gittiler. Anne kaz ve yavruları derede yüzüyorlardı. Onlara el sallayarak neşe içinde oynamaya başladılar. Hikayemiz burada bitiyor çocuklar. Köyümüze. Evimize. Evimize. Poyraz'cığım yanında otur. Oraya karşıya geç. Köyümüze. Masalcığım, o kenara otur sen de. Evimize. Evimize. Çizgi çiziyoruz, yerlerini belirliyoruz. Dışarıya, dışarıya. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Kerem sen de, Kerem sen de yandın. O tarafa. Köyümüze. Muhammed Emre ve Berat alayım size dışarıya. Köyümüze. Evimize. Evimize. Ayşegül, Mustafa, Hacer, Gönül, Gökçe, Turgut dışarıya. Ama ben bir şey yapmadım. Kımıldadın, geç, şaşırdın. Köyümüze.